Çanakkale ilçesinde 5.9 şiddetindeki depremin ardından il yöneticilerinden de açıklamalar geldi. Geçmiş olsun dileklerini ileten milletvekilleri son gelişmelerin takibinde olduklarını ifade ettiler. Saat 10.46'da merkez üssü Malatya Kale ilçesi olan 5.9 şiddetinde yerin 10,7 kilometre derinliğinde bir deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi verilerine göre ise deprem 6 şiddetinde ve yerin 6,5 kilometre derinliğinde kaydedildi. Deprem başta Elazığ olmak üzere çevre illerden yoğun bir şekilde hissedildi. Depremin etkisiyle Elazığlı vatandaşlar evlerinden çıkarak sokaklara indi. Deprem sonrası Kanal 23 yayınına katılan ve açıklamalar yapan Elazığ milletvekilleri depremle ilgili değerlendirmeler yaptı. Hastanelerimizle ilgili hiçbir sıkıntımız yok. Hem şehir hastanemiz olsun hem üniversite hastanemiz 2020 yılından ve 2023 depreminde tecrübe edindi ve bu tecrübeyi de başarıyla atlattı. Deprem olduğu süreçte, bakın ben başhekimlik yapıyordum, deprem de olduğu öğlen Kahramanmaraş'ın ikinci deprem, öğlen saatlerinde olan depremde deprem olurken ameliyatlarımız devam ediyordu. Ben şunu da çok net gördüm ve burada şunu söylemem gerekir. Deprem olduğunda normalde binalar boşaltılır. Biz şehir hastanesinde insanlarımızın binanın içine doğru hareket ettiğini gördük. Çünkü binalarımız gayet güçlü, kuvvetli, depreme dayanıklı ve şu anda donanım olarak da hiçbir eksikliğimiz yok. Aynı 2023 depreminde ve 2020 depreminde olduğu gibi Allah korusun böyle bir afet durumunda yapılacak her şey çok net ve belli ve bunun önlemleri de alınmış durumda. Yani çok şükür bir daha ağır bir vaka haberi henüz bize ulaşmadı. Ama arkadaşlarımız çalışıyorlar yani şu anda yoğun bir şekilde. Biz de anlık buradan Ankara'dan bilgileri alıyoruz. Yarın da inşallah olay yerinde biz de olacağız. Orada sahadaki incelemelere katılacağız. Bu durumlarda yani sakin olabilmek, kalabilmek çok önemli. Tüm vatandaşlarımıza tekrar geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Sevindirici olan can kaybı yok. Aynı zamanda böyle yıkıcı bir depremde olmadı. Yaralılarımız var ama sevindirici olan can kaybının olmaması. Yani bu deprem artık Türkiye'nin ve bölgenin gerçeği. Bunlara alışacağız ama sevindirici olan şu. Tabii Elazığ 2020 ve 2023 deprem sonrası TOKİ konutların yapılmasıyla aslında bir anlamda depreme hazır bir hale geldi. Şimdi Elazığ'ın bu bölgede olabilecek muhtemel depremlere yönelik aslında bir lojistik merkezi ve deprem bölgesi, deprem merkezi haline getirilmesi lazım. Depreme dirençli bir şehir haline getirilmesiyle ilgili özellikle bu kentsel dönüşüm sürecinin de hızlanması gerektiğini ve bir an önce kötü bina stoğunun da giderilerek, yani Elazığ hem güvenli bir deprem şehri olmalı hem de çevre illerimizde yaşanacak depremlere müdahale edebilecek bir merkez, bir üs haline getirilebilmeli. En son 6 Şubat depreminin fayında gerçekleşen bir deprem. Ama bizim 7 su hattındaki, fay hattındaki depreme hazır olmamız lazım. En azından 2-3 tane fay hattında 7,5 şiddetinde deprem üretecek enerji birikmesi var. Bizim bu gerçekle de yüzleşmemiz lazım. Bir an evvel buna da hazır olmamız lazım. Hem şehirdeki kentsel dönüşümü tamamlamamız lazım. Hem afete dirençli bir kent olabilmemiz adına el birliğiyle hep beraber bu konuda sorumluluğu sadece belediye başkanlığı, yerel yönetimlere de yüklemek doğru olmaz. Ama merkezi idarenin gücünü de kullanarak şehirde bir oyun kuruculuk pozisyonunun işletilmesi lazım. O da belediye başkanlığına düşer diye düşünüyorum. Bir an evvel devlet, millet, yerel yönetimler ya bizim yeni süreçte yaşayacağımız depremlere tam manasıyla hazır olabilmemiz için el birliğine ne gerekiyorsa yapmamız gerektiğini düşünüyorum.